Salih Tuna, Erdoğan CHP'nin adayını el altından belirledi. Bu yazıyı yazdığımda CHP adayını açıklamamıştı. Ne ki ben tam 4 gün evvel bu köşecikte kimi aday göstereceklerini söylemiştim. Abdüllatif Şener. CHP adayı belli oldu Erdoğan mutluluktan çıldıracak başlıkla söz konusu yazımda nedenlerini de derce etmiştim. Şayet yanılırsam hiç dert değil. Bay Kemal'den daha fazla yanılmam ya. Star yazar Ahmet Kekeç'in dediği gibi CHP'ye aday belirleme konusunda o da bizden daha fazla bilgi sahibi değil. Bay Kemal'e geçen gün hastanede ziyaret ettiği Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı adayı olarak Abdüllatif Şener'i önermiş. Zaten 2007'de Baykal'ın adayıydı. Birileri bunun altında Çerkez dayanışması arayacaktır ama bence bunu Şener'in kendini sevdirme yeteneğine bağlamak en doğrusu. Zira Ecevit'in de Şener'i sevdiği rivayet ediliyor. Bir ara mülkiyeli olmaklığından hareketle her mülkiyeli biraz komünisttir diyerek malum çevrelere kendisini sevdirmişti. Laikçi cemaat de sevsin diye şarabın tadı dışında her şeyinden anladığını söylemişti. Son günlerde CHP yandaşı Halk TV'de sıklıkla arz endam ederek Erdoğan takıntılı şebelek muhalefete kendisini sevdirmek için öyle şeyler söylüyor ki aklınız şaşar. Mesela Abdullah Gül'ü CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması için öne süren de engel olan da Erdoğan'mış. Nasıl mı? Erdoğan farklı kompartımanlar kullanmayı severmiş. Gül'ü bir kompartımanda aday olarak öne sürerken öteki kompartımanla önünü kesmiş. İnanılır gibi değil ama bizzat izledim. Ciddi ciddi bunları söyledi. Hatta bir an için espri mi yapmaya çalışıyor dedim. Tam aksine kül yutmaz bilirkiçi pozlarındaydı. Aklı sıra Erdoğan'ı ilmek ilmek çözdü. Dedi ki kompartımanın birinden bir sonuç almaya çalışır. Kompartımanın diğerinden onu kendisi yapmıyormuş görüntüsü vermeye çalışır. Karmaşık görülüyormuş ama basitmiş. İsterseniz kendisinden dinleyelim. Çok daha heyecanlı anlatıyor. Birileri gidiyor Gül'ü aday yapmak için faaliyete geçiyor. Yine Sayın Erdoğan'ın direktifleriyle birileri de gidiyor vazgeçirmeye çalışıyor. Ama o vazgeçirmeye çalışanlar o formülü Sayın Erdoğan'ın ortaya attığından habersizler. İki tarafta birbirinin görevinden habersizler. Nasıl buldunuz? Aynı mantıktan hareket edecek olursak Şenel'in adaylığı da Erdoğan'ın projesidir demek mümkün. Erdoğan farklı kompartımanlar kullanıyormuş ya. Hayır yani Gül için geçerli olan Şener için neden geçerli olmasın? Erdoğan Gül'ü Cumhurbaşkanı yapmıştı, Şener'i de kurduğu hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. Biri trenden önce indi, diğeri sonra. Daha başka ne? Salih Tuna, Sabah.